Hep soruyorsunuz Seda Nur Güzel cinayeti ne oldu? 9 yaşındaki Seda Nur Güzel Kars Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolmuştu. 23 Eylül'de öldürülmüş bir halde taşların altına gömülmüş bir şekilde bulunmuştu. Ve 3 kişi soruşturma kapsamındaki 3 kişi ve biz bu 3 kişiyi de tanıyoruz. Aslında 3 kişinin ikisini daha iyi tanıyoruz. Biri Ertan, cezaevi kaçkını, en son işte kızı dizine oturttuğu söylenen konuşan Ertan. Daha sonra o bence yani benim ilk şüphelimdi açıkçası. Hala da ilk şüphelim ve tek şüphelim de Ertan. Ve daha sonra çok çelişkili ifadeler veren, yani hep şunu konuştuk aramızda. Eğer Ertan gibi bir figür olmasaydı bu diyebileceğimiz ama biraz kişilik yapısı itibariyle de saçma sapan konuştuğu için gözaltına alınan Himmet Uç. Ve yine köyde çok akli dengesi yerinde olmayan ama sürekli Ertan'la dolaşan ve hatta köylüler arasında Ertan'ı da ihbar ettiği söylenen Ahmet hala tutuklu. Onlar tutuklu olarak cezaevinde duruyorlar. Fakat ne adli tıp kurumu raporu açıklandı ne de adli tıp kurumu raporu açıklanmadığı için mahkemeye giden bir iddianame var. İki ayı falan da aştı yani neredeyse değil mi? Eylül, Ekim, Kasım tabii ortada iki ayı. Ortada bir delil yok yani. Şimdi hiçbir şey yok. Mahkemeye verilen herhangi bir savcının iddianamesi yok. Yayın yasağı devam ediyor. Ama anne baba diyor ki ne oluyor yani? Biz burada hepimiz birbirimizden şüphelenir olduk. Üstelik Ertan'ın ailesi köyden göç etti gitti. Orada kalmıyorlar artık. Ertan'ın buraya biliyorsunuz iki tane kardeşi gelmişti. Balık tuttum, balık tutacağım. Hani olmayan nehirde, olmayan balığı tuttuklarını söylemişlerdi. Evet. Onların da yurt dışına kaçacakları haberi gelmiş aileye. Diyorlar ki yani bu uzadıkça hem biz birbirimizden şüpheleniyoruz. Doğru. Kimse kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyor. Çocuklarını, bu da bahane olmuş, bahane etmeyin de. Çocuklarını bu bahaneyle okula göndermeyenler var. Yani vesaire vesaire. Köy diken üzerinde oturuyor deyim yerindeyse. Seda Nur'un annesi Handan Hanım ve babası Abdullah Bey konuştu. Yetkililere seslendi. Lütfen artık bizim adli tıp kurumu raporumuz gelsin. Suçlumuz kimse bulunsun. Biz de bir en azından rahatlayalım. Yani üzüntü geçmeyecek, acı diner mi? Ama en azından bilelim düşmanımız kim. O şekilde rahatlayalım diyorlar. İlkokul 3. sınıfa başlayacaktı Seda Nur Güzel. Ama ne bir daha okul formasını giyebildi ne de sınıftaki sırasına oturabildi. 9 yaşındaki küçük kıza canice kıydılar. Ben bazen diyorum ki hala hayaldir yani, rüyadır yani. Bunları sorunca sanki Seda Nur aklıma gelir, Seda Nur'a sarılıyorum. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde yaşayan Seda Nur Güzel'in ilk olarak kaybolduğu haberi geldi. 16 Eylül pazar günü kaybolan küçük kız için arama çalışmaları başlatıldı. Ekibimizin de katıldığı arama çalışmaları sırasında Seda Nur'un kaybolduğu Paslı köyü didik didik arandı. Şüpheler Seda Nur'u son kez gören komşuları Ertan Bozkurt'u işaret ediyordu. Sordular abi sen kimsin falan, ben de Ertan'ım dedim. Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan Bozkurt önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Seda Nur'un kaybolduğu erik bahçesinin yakınında oturan bir başka isimse Himmet Uç'tu. 2:30'da 2'de geldim, orada indim, evime geldim, ben yalnız yaşıyorum. Çelişkili açıklamalarının ardından Himmet Uç da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yani ben gözaltına suçsuz günahsızım efendim. Günlerce süren arama çalışmalarında beklenen mutlu haber bir türlü gelmedi. Ve 22 Eylül Cumartesi günü küçük Seda Nur bir dere yatağında öldürülmüş olarak bulundu. Seda Nur'un canice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından Paslı köyünden üçüncü bir kişi daha tutuklandı. Baba Abdullah ve anne Handan Güzel sabırla küçük kızlarının katil ya da katillerinin bulunmasını bekliyor. Kazman savcılığına ben gittim zaten. Savcı bey bize dedi en geç bir aya açıklanır. İki ay oldu, şu anda
bize bir bilgi verilmedi. Gidip gelmenin bir anlamı yok. Sürekli katilleri bulunsun. Bunun açıklamasını istiyoruz. Köy dahil çevre köyler bile bu olaydan rahatsız artık. Hani herkes kendisinden kuşku duyuyor. Daha nereye kadar gidecekti? Şu anda 3 kişi tutuklu. Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen, Ümmet Uç. Ertan Bozkurt'un ailesi zaten 2 ay oldu köyden çıktılar. Diğerleri halen burada yani. Onların da çıkmasını istiyoruz. Yani sürekli karşılaştığımızda yani illa bir şey olur. Yani bunu çıkarsınlar lütfen. Ümmet Uç'un zararı yoktu. Yani kimseye bu şeyi yapmadı şimdiye kadar. Salı günü müydü? Ne herhalde? Salı günü müydü? Pazar günü bilmiyorum yani. Salı günüydü herhalde. Salı günü müydü? Pazar günü. Bak günleri bile hatırlamıyorum. Evi yola yakın olduğu için Ümmet Uç görmüş olabilir. Ben evde yok, ben müzisyenim. Çalgıdaydım, pazar günü akşama doğru geldim. Sağa bakın, sola bakın, komşularda olur kız çocuğu. Ahmet Bilen yeri geldiğinde bizden akıllıdır Ahmet. Her şeyi yapar ama. Onun nereye gideceği, nereye geleceği belli olmuyor. Ben onları sürekli beraber görüyordum. Ertan nereye gitse Ahmet'i de beraberinde götürüyordu. Bu en büyük şüpheli de Ertan'dır zaten. Siz niye erikleri toplamadınız, çocuklardan istediniz? Yukarıda kaldım işte, İsmail'le Mustafa bana getirdiler. Sonra ne zaman çıktın tekrar dışarı? 4-5-5.30 gibi işte. Kapıya gittim, eve gittim. Müzik falan biraz dinledim. Biraz televizyon izledim. Herhangi bir itiraf yok. Yalnız bizim değil, tüm Türkiye'nin işi yandı yani. Sonuçta 9 yaşındaki bir çocuğu böyle katlettiler. Artık ne diyeyim ben? Gidiyorum mezarına. Her zaman ağlıyorum yani. Bu içim yanıyor sonuçta. Ben bazen diyorum ki hala hayaldir yani. Rüyadır yani. Ertan Bozkurt bu düşmanlığı kız kardeşi için yapmış. Kız kardeşi abime kaçtı. Ben zaten sürekli tehdit de alıyordum. Sena Bozkurt bir de annesinden ilgili. Yani diyordu ki bizim kız kardeşimiz kaçtı diye biz sana bir acı vereceğiz. Bu acıyı çocuğumdan çıkartır herhalde. Zaten kızdan önce bir hafta önce de bir çocuk kandırmış herhalde çocuğu götürmek için. O çocuğu öldürmek için iş aşağı götürmüş, yağmur mu yağmış ne, çocuğu tekrar eve getirip bırakmış. Sosyal medya. Burada anne çok önemli bir açıklama evet. yapıyor. Diyor ki Ertan için, yani çok önemli bir iddiada bulunuyor. Ertan için diyor ki daha önce de bir hafta evvel bir kız çocuğunu yine alıp götürmüş. Fakat yağmur yağmaya başlayınca serbest bırakmış. Mesela bu yeni bir bilgi. Evet. Bunu hiç bilmiyordu. Bugüne kadar konuşmadık. Konuşulmadı böyle bir şey. Ama ailenin... Şimdi bir de köyde o kadar büyük dedikodular var ki. Yayın yasağı olduğundan ve biz dosya da yok gerçi. Dosyaya ulaşalım diyelim de... haber de yapamadık, konuşamıyoruz insanlarla ama şimdi köydeki dedikoduları söylüyorum. Diyorlar ki Ertan'ın tırnaklarında Seda'nın işte DNA'sı bulunmuş. Asıl Ahmet gitmiş zaten, yeri ihbar etmiş de jandarma gitmiş bulmuş. Arandı arandı bulunmadı çünkü hep Ertan'la Ahmet beraberdi. Ahmet gitti jandarmaya haber verdi. Burada dendi ve işte jandarma da o sabah gitti orayı buldu. Biliyorsunuz arama çalışmaları yapıp böyle gidiyorduk. Böyle sağa doğru gidiyorduk. Tam bizim kaldığımız yerin... Bir ötesinde bulundu. Bir tık ötesinde bulundu taşların arasında. İşte bunu da Ahmet söylemiş efendim. İşte Ertan'ı gördüğü için, Ertan'a yardım ettiği için. O da o yüzden tutuklanıyormuş. Bunlar doğrudur diye söylemiyorum. Köylülerin arasındaki konuşulan mevzular bunlar. Ama şimdi bir de Himmet'in verdiği çelişkili ifadeler var. Diyorlar ki Himmet hep beraber çocuğu öldürecek halleri yok ama Himmet de herhalde gördü. O yüzden korkudan böyle saçma sapan şeyler anlatıyor. İşte yakınınıza bakın, komşuya bakın falan derken de bunu... anlatmaya evet. çalışıyordu diye düşünüyorlar. Fakat işte Ertan'ın bir hafta önce bir kız çocuğuna daha bu şekilde alıp götürdüğüne dair de yine bir... Yeni bir iddia var yani. Evet. Zaten kızdan önce bir hafta önce de bir çocuk kandırmış herhalde çocuğu götürmek için. O çocuğu öldürmek için iş aşağı götürmüş, yağmur mu yağmış ne, çocuğu tekrar eve getirip bırakmış. Sosyal medyada gelmeden önce bir paylaşım yapmış. Yazmış ki intikam gecikebilir ama asla yaşlanmaz. Bu intikam bir çocuktan olmaz. Bir de şu iki kardeşi Torun ve Ezcan diyorlardı ki biz orada değiliz. Ben onları beşinde gördüm, samanın etrafını yapıyorlardı. Balık tutması falan yalan. Hepsi yalan. 5 sene önce biz balık yakalanmıştık. Bir yer yok Müge abla, o dere her yerden geçiyor. Yani iki köy arasından da geçiyor, 3 köy arasından da geçiyor. Ertesi gün oradan ayrılacaksın, biletin var diyorsun. Balık tutma merakınız yok. Deresi olmayan köye gitmenin ne anlamı var? Biz de bilmiyorduk. Oraya gittik baktık dere kurumuş. Yapasa da kardeşleri mutlaka yardım etmiş. 3 kişiden ben Ertan'ı en çok suçluyorum. Kahvaltıdan sonra işte annem bir kahvaltı alan yapıyordu. İşte ben geldim buralara geldim böyle. Erik falan isterdim. Çocuklar bahçedeyken ben eve gittim zaten. Ama sabah sizin istediğiniz saatte gitmiş olamazlar. Eve, demek ki bunlar ikinci kez bir daha gelmişler zannedersin. Zamanı şaşırmış olabilir misin? Hayır, öğleden sonra görmedim. Çayı siz akşamüstü mü içtiniz acaba böyle? 2 gibi falan saat, mı? Hayır. Hayır, 2 gibi çay içmedik daha.
anne olacak. Anne korkuyor oğluyla evet. ilgili hiç dışarı çıkmadı evet, deyip olayı evet. bitirmek anne, istiyor anne yani. Panik. Çocukların dediği gibi iki gibi falan gittin oraya da erik yemeği görsen unutuyorsun o zaman. Da yeter artık da. Çektiğimiz iki ay oldu. Gece gündüz ağlıyoruz, sızlıyoruz. Bir taş, kuru taşın yüzüne gidip geliyoruz. O katiller bulunsun. Bu nasıl acıdır? Arkadaşlar okulda kızım. Bunu geçen yıl aldım. Erzurum'da düşmesin diye bunu gidirip getirip götürüyordum. Bunları sarılınca sanki Sedonur oğluma gelin Sedonur'a sarılıyorum. Çok büyük acı gerçekten çok büyük acı. Allah hiçbirimize yaşatmasın. 9 yaşında bir kız çocuğu. Herkesin de merakla sonucunu beklediğini biliyorum. Aslında bu meraktan öte biraz adalet yerini bulsun duygusu yani. Sadece merakla alakalı bir şey değil. Zaten çocuk Allah nurlar içinde yatırsın inşallah. Mekanı cennet olsun yavrumuzun. Düşünmek bile istemiyor insan. Ama şimdi orada 3 kişi tutuklu. 3'ü birden mi işledi bu cinayeti? Sanırım Himmet'le ilgili bilmiyorum. Herhalde Himmet'in böyle infazları falan vardı. Ki yoksa Himmet'i uçu tutamazlardı bu kadar çok. Evet. Herhalde böyle yatmadığı şeyleri falan vardı. Hı. Ertan'ın da zaten cezaevi kaçkını. Ahmet ne hani onu bilmiyorum ama bu kadar neredeyse 2 ay geçiyor normal şartlarda. Savcının iddianame hazırlaması lazım. Bizim bilemediğimiz belki gerçekten bulunmuş ve delil niteliği taşıyan bir takım bulgular vardır. Onlar değerlendirilir. İşte vardır ama benim korkum şu. Bak diyor baba işte şunlar da gitsin köyden, bunlar da gitsin köyden. Herkes birbirinden. Şimdi Ahmet'in ailesi var orada, Himmet'in tabii, ailesi var. Tabii. Ertanlar kaç kişi gitmiş. Sonra diyorlar ki Ertan'ın o kardeşleri de yurt dışına çıkma hazırlığı çıkarsa. Yapıyorlarmış. Onların bağı da olabilir diyor baba. Eğer Ertan'sa onlar da tuttuk balık tutmadık falan. İnanmıyorum diyor. Belki Ertan da değil. Yani... Şimdi, belki bir dördüncü şahıs bilemiyoruz ki şimdi 3 kişi tutuklu ama mahkeme bu demediği müddetçe bir de bu ne çıkmaz adliye tıp kurumu raporuymuş yani. Vallahi bu teknik sebeplerle bu çok gecikebilir. Evet. Yani Erzurum galiba Erzurum adliye tıp. İstanbul'a geldi diye biliyorum. Hepsi öyle mi? İstanbul'da laboratuvarda inceleniyordur. O laboratuvar sonuçlarının çıkması bekleniyordur. Çok ciddi bir zaman. İşin içine laboratuvar girince tabii ki uzayabiliyor. Söylemek istiyorum yani orada da bir başka sosyal faciaya meydan vermemek için bir an evvel çıkması gerekiyor. Çıkması lazım. 2 aylık bir süre geçti. Paslı köyü sakinleri de hepsi endişeli. Yani herkes birbirinden şüphelenir olmuş. Kimse şu ya da bu demiyor. Çok da mantıklı konuşuyorlar aslında. Hani anne babanın şüphelendikleri var herkes gibi ama köy sakinleri diyorlar ki ya 3'ü de değilse ve ya Seda Nur'u öldüren hala bizim aramızda oturuyorsa ve bu sapık adam ya bizim kızımızı ya da oğlumuzu da alır götürürse bu arada. Çok haklılar. Ya küçücük yer. Çok haklılar. O zaman çocuklarını sokağa bırakmayacaklar. Başka hiç yolu yok.